Evet, iki ülke liderinin imza attığı Şuşa Beyannamesi. Biraz daha ayrıntılarıyla görelim. En ön plana çıkan maddeyi aynen okuyayım. İki ülkeden birinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit karşısında taraflar birbirine yardım edecek. Yine baktığımda Zengezur koridoruna atıf var. İki ülke savunma sanayi teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunulmasına dair atıf var. Bu bölümler de önemli. Şöyle genel hatlarıyla beyannameyi bir görelim. Sonrasında konuğumuz Ünal Atabay'la konuşacağız. Müttefikilik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsini imzalayırlar. İki lider tarihi ziyarette tarihi anlaşmaya imza attı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler Şuşa Beyannamesi ile yeni bir yön kazandı, zirveye çıkarıldı. Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri alanda işbirliği öngörüyor. Artık ilişkiler ortak eğitim, tatbikat ve teçhizat desteğinden daha kapsamlı olacak. Beyannameye göre iki ülkeden birinin bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne yönelik tehdit karşısında taraflar birbirine yardım edecek ve bu Birleşmiş Milletler şartlarına uygun yapılacak. Beyannameye göre iki ülke savunma sanayi teknolojilerinin geliştirilmesine de katkı sunacak. Ortak araştırma ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Yerli ve uluslararası pazarda işbirliğine gidilmesi desteklenecek. Şuşa beyannamesinde Kars Antlaşması da hatırlatıldı. İki ülke anlaşmaya sadık denildi. 100 yıl önce imzalanan Kars Antlaşması ile Türkiye'ye Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinde garantör ülke yetkisi verilmişti. Şuşa beyannamesinde Nahçıvan'ın özel yeri var. Belge, Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştirecek Zengezur koridorunun açılacağını bir kez daha teyit ediyor.